Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün evde bira yapımında özellikle yeni başlayan ya da hiç bilmeyen arkadaşlarımız için kit seçimini anlatacağım. Tabii damak zevkimize uygun bir kit seçmek isteriz fakat hiç denemeden, hiç almadan bu seçimi bazı ilk uçlarını takip ederek yapacağız. Nedir bunlar? Kit satılan yerlerde IBU, BRICS, SRM, EBC gibi ibareler görürsünüz. Bunların anlamlarını söyleyeceğim. Ve buna göre seçim yaptığınızda güzel bir damak zevkinize uygun bir seçim yapmış olursunuz. Tabii ayrıca kitlerin yorumlarını okuyun dostlarım. Size yine bir fikir verecektir. En başta dikkat edeceğimiz konu bulunduğunuz bölgede bulunduğunuz bölgenin ortam sıcaklığında çalışabilecek bir kit seçmeniz. Daha doğrusu kitin kullandığı mayanın çalışabileceği bir ortam sıcaklığı olmalı. Genelde 15-25 santigrat derece arasında çalışır denir ama 18 santigrat derecenin altında çalışan maya görmedim ben kitlerde. Bunun için eğer daha düşük sıcaklıklarda bulunuyorsanız mutlaka maya değişikliği yapın. Daha yüksek sıcaklıklarda ise yine farklı bir maya seçmeniz gerekiyor. Kit ile beraber gelen mayayı kullanmayın. Mayanızı değiştirin dostlarım. Yüksek sıcaklıklar için Belçika ya da Fransız Celsius mayalar işe yarayacaktır. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bu kodlara gelelim. BRICS dediğimiz dostlarım maltın, kitin şeker yoğunluğunu gösterir. Bu aynı zamanda aslında oluşabilecek alkol oranında bize bir fikir verecektir. EBC ya da SRM bunlar farklı kodlamalardır ama renkle ilgilidir. Sıfıra ne kadar yakın renk o kadar açık demektir. Rengin açık olması da ticari biralara yakın bir görüntü ve tatta olacak demektir. Eğer 30'un üzerindeyse, aslında ortalamamız 30 diyebiliriz. 30'un altındakiler açık renkte, 30'un üzerindekiler koyu renkte diyebiliriz. 30'un üzerinde ise rengimiz biraz daha, bu EBC için geçerli yalnız, SRM biraz daha farklı bir oran kullanıyor. 30'un üzerinde ise daha böyle kavruk bir tatta, kahvemsi bir tat. Renk de daha koyu olacaktır. Böyle kolaya yakın bir renk göreceksiniz. Bu biraz işte damak zevkinize kalmış bir şey. Fakat farklı kitler deneyip bunları zamanla tecrübe edebilirsiniz ve buna göre seçimlerinizi değiştirebilirsiniz dostlarım. IBU ise acılık oranıdır. Bunda da yine kitimizin şerbetçi otu acılığını verir. Bazı istisnalar vardır fakat hani bunu yine genel olarak sıfıra yakın, yine bunu ortalamasını 30 diyebiliriz. 30'dan aşağısı daha düşük acılıkta, 30'un üzeri daha yüksek acılıkta diyebiliriz. Ben genel olarak ortalama bir değer seçmeye çalışıyorum. 30 ve altında değerler seçmeye çalışıyorum. Renk çok önemli değil benim için. Kavruk tatta da olabilir. Hani yüksek EBC oranı yüksek olup da acılık oranı düşük olanlar var. Bu benim genelde tercihim oluyor. Fakat seçiminizi işte EBC dediğimizde renk ve tat olarak, IBU dediğimizde acılık olarak yapabilirsiniz. Seçimlerimizi bu kodlara göre yapacağız. Damak zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz dostlarım. Dediğim gibi zamanla edinebileceğiniz bir tecrübe olacak. Farklı kitler deneyin. Farklı lezzetler deneyin. Belki de damak zevkiniz değişecektir. Dostlarım şimdi elimde farklı renklerde, farklı kodlarda olan biralar var. Bunların açılımlarını yapayım. Onları da bir göstereyim. Ardından videomuzu bitirelim. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Daha önce bir videom vardı. Orada bana kapak açma videom vardı. Orada sen mi açıyorsun diye soruyorlardı. Bu arada o soran arkadaşlarımıza buradan göstermiş olayım. Evet ben açıyordum o kapakları. Şöyle güzel patlıyor. Şöyle göstereyim dostlarım. Şöyle farklı renklerde EBC kodlarını bu şekilde görebilirsiniz. Dediğim gibi EBC hem renk hem de tat bildiriyor. Bunu bu şekilde seçimimizi yapabiliriz. Dostlarım, umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.